Hey millet, son güncellememin deli saçması bir adamın saçma sapan hikayesi gibi gözükmesinden dolayı üzgünüm. Migrenim gittikçe kötüleşiyordu ama aynı zamanda yazmayı bitirebilmiştim. Artık uzun süre ekrana bakamadığım için yazım hatalarını bile düzeltemiyordum. Kelimenin tam anlamıyla acıdan kıvranıyordum. Bunu bitirebilmek için kendimi öldürmeyi bile düşündüm. Endişelenmenize gerek yok. İntihara meyilli değilim. İntihara meyilli olmak derken kastettiğim kendinizi öldürmek. Sanırım bazılarınız yaptığım şeyin bir intihar olduğunu söyleyebilir. Bence bu daha çok bir oyundu. Bana istediğinizi dürüstçe söyleyebilirsiniz. Umurumda değil. Her neyse, bunun neler olduğunu anlatacağım son güncelleme olacağını düşünüyorum. Hatta bu hayatımın son günü bile olabilir. Anlatmama izin verin. Laptopumdan çıkarttığım sabit diski, sistemi nasıl hacklediklerini bana anlatabilecek programcı bir arkadaşıma götürdüm. Onu tutmak istedim çünkü içinde manevi değeri olan bazı şeyler vardı ve indirdiğim bütün şarkı ve filmleri yeniden bulmak istemiyordum. Her neyse, hala tutmak istediğim şeyleri laptopuma aktardı ve aktarılan verilerin herhangi birine gizlenmiş olan anormal dosyaları veya virüsleri kontrol etmek için tüm dosyaları bir program aracılığıyla çalıştırdı. Herhangi bir virüs ya da gizli dosya bulamadı. Her şey temizdi. Geçtiğimiz aylarda ona neler olduğunu anlatmadım. İşle meşgul olduğumu düşünmüş olabilir. Yeni laptopuma bazı güvenlik yazılımları yükledi ve güvenliğimin ihmal edilmesini nasıl önleyebileceğim konusunda birkaç ipucu verdi. Muhtemelen ona sistemimi hackleyenin sıradan bir adam olmadığını söylemeliydim. Ama ayrıntılara girersem onu da riske atabilirdim. Bu yüzden ona teşekkür ettim ve yoluma devam ettim. Otelime doğru gittiğim sırada, sokağın karşısında duran takım elbiseli bir adam gördüm. Adam yalnızca bana bakıyordu. Çıldırmış bir biçimde içeriye girdim. Adamın hala orada olup olmadığını kontrol etmek için pencereden dakikada bir dışarıya bakıyordum. Bir süre daha onu beni izlerken gördükten sonra telefonuyla konuşarak oradan ayrıldı. Otel odamda böcek dedektörümü elime alıp odanın her köşesini aradım. Şansıma hiçbir şey yoktu. Dışarıya çıktığımda yeniden izleniyormuş gibi hissettim. Etrafı paranoyak olduğumu düşünerek inceledim. Bu sefer de başka bir takım elbiseli adam beni izliyordu. Lanet olsun, kaç kişi beni izliyordu ki? Ve neden beni henüz öldürmediler? Bunu yakında öğreneceğim. Odama girdim ve Dimitri'yi öldürdükten sonra olan her şeyi düşünmeye başladım. Şahit olduğum araba kazası ve orada gördüğüm kişiler hakkında çok kafa patlattım. Saatlerce düşündükten sonra göçmüş arabadaki kadını tanıdığımı hatırladım. Eskiden çalıştığım şirkette farklı bir departmanda çalışıyordu. Benim binamda çalışmıyordu. Şirketin birkaç farklı eyalette olduğu için aynı şehirde çalışıp çalışmadığını bile bilmiyordum. Ama ofisimde patronuma kağıtlar bırakırken onu gördüğümden emindim. Kaza yapan neden oydu? Yoksa her şey şans eseri miydi? Sonra polisin söylediklerini düşündüm. Dimitri'yi öldürdüğüm sırada etrafta kimse yoktu. Haber bültenlerine bunun hakkında haber yapılmamıştı. Eldiven taktığım için parmak izi bırakmış olamazdım. Zaten siktiğimin arabasını havaya uçurmuştum. Ne haltlar dönüyordu lan? Siktir et. Bir fikrim yok. Zaten her türlü ölüyüm artık. Bilgisayarımı açtım. Zaman öldürmemi sağlayacak bir şeyler bakıyordum. Başka bir komut çubuğu açıldı. Konuşmamız gerek. Sunset Park'ı. Yarın akşam. Güneydoğu köşesine git. Yalnız ol. Eğer yanında bir şeyler getirirsen vurulursun. Aptal olma. Nereye gidersem gideyim, onlar benim yerimi biliyorlar. Her yerde adamları var. Beni bulmak için gidemeyecekleri yer yok. Belki henüz beni öldürmediler çünkü bunu yapmanın ve cesedimden kurtulmanın kolay olabileceği özel bir yer seçtiler. Daha fazla kaçamıyorum. Daha fazla kaçmak istemiyorum. Yaşamak için zamanım kalmadı. Bu oyun artık eğlenceli değil. Benden ne istediklerini öğreneceğim. Artık bu akşam da iyi vakit geçireceğim. Ron Burgundy'nin meşhur sözüyle bitireyim millet. Kaliteli ve klas kalın. Gitmeden önce size
bir şey bırakmak istiyorum. Belki hoşunuza gitmeyebilir ama bu ağzımı açık bırakan tek creepypasta hikayesiydi. Ekrana bakarken hikayenin verdiği mesajları düşünün. Birkaç gün önce eğer ölürsem sonrasında neler olacak diye düşündüm. Bunu yazıma koyma iznini almak için yazara ulaşmaya çalıştım ama anlaşılan 4 aydır buralara bakmıyormuş gibi görünüyor. Neyse, işte burada. İnternette bir yerlerde duymuştum. Birisi hikaye anlatmaya başlarken şöyle diyordu. Korkunçlu bir hikaye için 1, 2, devamını hatırlamıyorum her neyse. Cehennemi hayal ettim. Geldiğimde nefes alabilecek bir yeri olmayan, omuz omuza 1000 kişiden oluşan bir yerde duruyordum. Hava sıcak ve ağırdı. Kimse hareket etmiyordu. Derin bir nefes aldım ve etrafa baktım. Gözenekli bir tavan etrafımı sardı. Kayalık bir çıkıntı ayağımıza battı. Etrafı daha iyi görebilmek için parmak uçlarımda durdum. Belki 1000 kişi değil, 1 milyon gibiydi. Her yönden kilometreler boyunca devam ediyordu. Yalnızca birkaç saniye boyunca bakabildim. Görmeden önce bir şey duydum. Etrafımdaki insanlar üşüşürken garip bir uğultu kulaklarımı doldurdu. İnlemeler ve biri sinirden küplere binmiş gibi bir ses. Sonunda geriye kalan tek şey, içinde ve dışında sinekler ve eşek arıları kaynayan kırık kafa taslarıydı. Geri ve ileri, iç ve dış. Yalnız kaldım. Nostaljik bir yalnızlık. Evet, başardım. Onunla yüzleşmek için döndüm. Kel bir kafa ve Arap sakalı. Görünmez bir rakip ile tavla oynamakla meşguldü. Neredeyim? Nerede olduğunu düşünüyorsun? Beyaz bir pul aldı ve yavaşça siyahıyla değiştirdi. İçimde derinlerde bir şeylerin battığını hissettim. Ruhum karardı ve yerine yerleşmeden önce biraz çalkalandı. Evet, nerede olduğumu biliyordum. Nefes aldı, hafif bir gülümsemeyle. Bu yerin olduğuna inanmıyordun, değil mi? Hayır efendim. Burası iyice ısınıyordu. İnanmak istemiyordun, değil mi? Hayır efendim, istemiyordum. Uyandığımda ilk defa korkmuştum. Dehşet, bir orman yangını gibi bedenimde hızla yayıldı. Beni gerçekten aptal yerine koydun, biliyorsun. Bunların hiçbirinin gerçek olmadığına neredeyse emindim, dedim titrek bir şekilde. Gülümseyerek başını salladı, devam ettim. Şimdiye kadar yaptığınız en büyük aldatmacanın dünyayı var olmadığınıza ikna etmek olduğunu söylüyorlar. Şimdi eskisi gibi gülümsemiyordu. Hayır. Şimdiye kadar yaptığım en büyük aldatmaca dünyayı bir alternatif olduğuna ikna etmekte. Durakladım ve ürperdim. Yani Tanrı yok mu? Şeytan kıkırdamaya başladı. Kahkahaları kulaklarımı sağır edecek kadar şiddetliydi. Sonra konuştu. Düşüncelerimi paramparça etti. Mağara duvarları sarsıldı. Onun sözleri benim kavrayışımın ötesinde kükredi. Kulaklarımın dibinde bateriler vuruluyor gibiydi. Çığlık atıp titriyordum. Bu sadece bir rüyaydı. Sadece bir rüya. Yatağımda oturuyordum. Ağır nefes alıp bolca terleyerek bir dakika geçirdim. Kendime gelmeye başlamıştım. Sonra şeytanın son sözlerini duydum. Bu sefer kulağıma yumuşakça fısıldadı. Tanrı benim. Korkunçlu dostlar, hepinize merhaba. Çok güzel bir serinin sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir.
Korkutucu değil biliyorum ama şahsen benim çok sevdiğim hikayelerden birisi ve bu serinin asıl kahramanı Kutay Dolupınar. Çünkü o kadar seri çeviri yaptı ki her gün bir bölüm çıkarabildim ben size. Ayrıca hikayede teşekkür etmediğim birisine daha teşekkür etmek istiyorum. Japonya'dan bir arkadaşım Olgun. Olgun bize izlediğiniz görüntüleri çeken arkadaş. Kendisi stok fotoğraf, stok görüntü yetersizliğimden dolayı bana görüntüler çekip yolluyor öylece. Muhtemelen bir iki gün kendime tatil veririm. Ama bu süre boyunca serileri tek part haline getirip kanala yükleyeceğim. Yani 1999'u, telefonumda bir acil durum uyarısıyla uyandım hikayesini ve bunu. Ha bu arada Band Round da var evet. İki partta ama belki Band Round'u yapmam emin değilim. Videoyu kapatmadan önce arkadaşlar, kanalımızın Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar bu konuda bana destek olmak isterseniz katıl butonuna basabilirsiniz. Sizlere güzel hikayeler çıkartmak için gerçekten çok mesai harcıyorum. Yani bana yapacağınız her yardım size hava, su ve toprak olarak geri dönecektir. Ayrıca beni mutlu edecektir. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve tatlı uykular.